Güneşin dünyaya inmesini, bizimle birlikte olmasını ister miydiniz? Bunun asla gerçekleşmeyecek uçuk bir fikir olduğunu düşünüyorsanız hemen karar vermeyin deriz. Çin, yeni bir nükleer güneş üreterek güneş sisteminin merkezindeki yıldızı kopyaladı. Peki Çin'in yeni nükleer güneş kopyası nasıl çalışıyor? Daha da önemlisi, Çin boyundan büyük bir işe kalkışmış olabilir mi? İşler kontrolden çıkabilir mi? Gelin olup bitenleri birlikte öğrenelim. Güneşin, güneş sisteminin kalbinde yatan bir yaşam türü olduğunu söyleyebiliriz. Güneş sisteminin kütlesinin %99'unu oluşturan açık ara en büyük nesnedir. Dünyanın çapının yaklaşık 109 katı bir çapa sahip olan bu yıldız, yaklaşık 1 milyon dünyayı içinde barındırabilir. Güneşin yüzeyi yaklaşık 5500 derecedir, ancak çekirdeği çok daha sıcaktır. Öyle ki, 15 milyon dereceyi aşkın sıcaklıklara ulaşabildiği bilinmektedir. Güneşin ürettiği enerjiye eşdeğer bir enerji elde edebilmek için saniyede 100 milyar ton dinamit patlatmak gerekir. Güneş, Samanyolu'ndaki 100 milyardan fazla yıldızdan biridir. Galaktik çekirdekten 25 bin ışık yılı uzaklıktaki bir yörüngede dönmekte ve her 250 milyon yılda bir turunu tamamlamaktadır. Yıldızlar söz konusu olduğunda Güneş nispeten gençtir. Population 1 olarak bilinen ve helyumdan daha ağır elementler bakımından nispeten zengin olan yıldız neslinin bir parçasıdır. Yaklaşık 4,5 milyar yıl önce doğmuştur ve 5 milyar yıl daha aktif kalmak için yeterli yakıta sahiptir. Güneşin yüzeyi metrekare başına yaklaşık 63 milyon watt enerji yayar. Enerji, 150 milyon kilometre yol kat edip dünyaya ulaştığında gücü metrekare başına 1370 watt'a düşer. Ancak Çin, Güneş'ten aldığı enerji miktarıyla yetinmiyor gibi görünüyor. Bu yüzden ülke, kendi arka bahçesinde bir güneş yarattı ve bu güneş, gerçek güneşten 5 kat daha sıcak hale geldi. Tabii tüm bu güneş kolonları, 1 trilyon dolarlık büyük bir faturayla birlikte geldi. Yapay güneşin nasıl çalıştığına geçmeden önce, ülke neden böyle bir şey inşa etmiş, ona bakalım. Amaç? Yıldızlarda meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlamaktır. Yapay güneş, temiz enerji üretiminin kutsal kasesi olan enerjiyi üretmek için orijinal güneşle aynı yöntemi kullanmaktadır. Bunun sebebi, ticari nükleer enerji üretimine güç veren nükleer füzyon sürecinin aksine, sürecin fosil yakıt gerektirmemesi ve geride hiçbir tehlikeli atık madde bırakmamasıdır. Araştırmacılar ayrıca çevresel felaket riskinin çok daha az olduğunu iddia etmektedir. Bu yeni güneşin nasıl çalıştığına gelecek olursak, tıpkı gerçek güneş gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Dünyada bize ulaşan güneş enerjisi, yıldızda gerçekleşen nükleer füzyon tarafından yaratılır. Hidrojen atomlarındaki protonların güneşin çekirdeğinde şiddetli bir şekilde çarpışması ve bir helyum atomu oluşturmak üzere birleşmesiyle meydana gelir. PP ya da proton-proton zincirleme reaksiyonu olarak bilinen bu süreç, Güneş'in çekirdeğinin derinliklerine muazzam bir enerji yayar. Güneş her saniye yaklaşık 620 milyon ton hidrojen füzyonu gerçekleştirmektedir. Reaksiyon, çekirdekte gerçekleşen aşırı basınç ve sıcaklık sayesinde mümkün olmaktadır. Bu basıncın 250 milyar atmosfere eşdeğer olduğu tahmin edilmektedir. Süreç, 4 proton veya hidrojen çekirdeğinin bir alfa parçacığı haline gelerek füzyon oluşturmasıyla sonuçlanır. 2 proton ve 2 nötron, helyum çekirdeğine özdeş bir parçacık olarak birbirine bağlanır. Bu süreçte, 2 pozitronun yanı sıra protonlardan ikisini nötronlara ve enerjiye dönüştüren 2 nötrino salınımı gerçekleşir. Çin Güneşi bir plazma döngüsünü 15 dakikadan fazla bir süre boyunca Güneş'ten 5 kat daha sıcak halde tutmayı başardı. EAST ya da deneysel gelişmiş süper iletken tokamak olarak bilinen reaktör, 70 milyon derece sıcaklığı 1056 saniye boyunca muhafaza etmiştir. Bilim camiası bu başarıyı, neredeyse sınırsız temiz enerji kaynağının yaratılmasına bir adım daha yaklaşıldığı için coşkuyla karşıladı. EAST böylece Francis Torre Supra tokamakın benzer sıcaklıkları bir sarmal döngüdeki plazmada 390 saniye boyunca koruyarak kırdığı rekoru elinden aldı. Bu arada EAST, bir yıl önce 120 milyon derecede 101 saniye çalışarak bir başka rekor kırmıştı. Güneşi kopyalamak, tahmin edeceğiniz üzere küçük bir iş değildir. Çünkü Güneş'in ve diğer güçlü yıldızların içindeki koşulları yeniden yaratmak gerekir. EAST, fark ettiğiniz üzere tokamak tasarımını kullanmaktadır. Tokamak, plazmayı bilim insanlarının torus olarak adlandırdığı bir çörek şeklinde hapsetmek için manyetik alanlar kullanan bir makinedir.
Füzyon bilimciler, Tokamak'ın gelecekte kurulacak füzyon enerji santralleri için önde gelen bir plazma hapsetme konsepti olduğunu iddia etmektedir. Bir tokamakta manyetik alan bobinleri plazma parçacıklarını hapsederek plazmanın füzyon için gerekli koşullara ulaşmasını sağlayabilir. Tokamak'ın kalbi çörek şeklindeki bir vakum odasıdır. Odanın içinde gaz halindeki hidrojen yakıtı aşırı ısı ve basınç altında tutularak plazmaya dönüştürülür. Plazma, elektrik yüklü sıcak bir gazdır. Tokamak ise manyetik bobinli halka şekilli oda anlamına gelen Rusça bir kısaltmadır. Bilim insanları odanın etrafına yerleştirilen devasa manyetik bobinleri kullanarak plazmanın yüklü parçacıklarını kontrol edebilir. Plazmayı odanın duvarlarından uzak tutmak için kontrol şarttır. Çünkü elektrik yüklü plazmayla reaktör duvarları arasındaki temas neredeyse anlık bir erimeye yol açabilir. Kabın içinden güçlü elektrik akımı geçer ve gaz halindeki hidrojen yakıtı iyonize olur. Yani elektronlar çekirdeklerden sıyrılır ve bir plazma oluşturur. Plazma parçacıkları güçlenip çarpıştıkça ısınırlar. Ek ısıtma yöntemleri plazmayı 150 ila 300 milyon derece arasındaki füzyon sıcaklıklarına getirmeye yardımcı olur. Parçacıklar çarpışma sırasında doğal elektromanyetik itme kuvvetlerini yenerek füzyona uğrayacak ve muazzam bir enerji açığa çıkaracak kadar enerjik hale gelirler. Tüm bu aşırı sıcaklıkları duyunca tokamakların güvenli olup olmadığını merak edebilirsiniz. Gerçek şu ki, tokamaktaki hazne 1 gram hidrojen yakıtının onda birinden daha azını içerir. Bir atım sırasında bir kesinti meydana gelirse reaksiyon hemen soğur ve sona erer. Yani bir tokamakta nükleer bir patlama gerçekleşmesi mümkün değildir. Buna ek olarak füzyon süreci doğası gereği güvenlidir. Yine de bilim insanları füzyon enerji santrali tasarımlarına bir dizi başka ek güvenlik önlemi ekleyerek işlerini sağlam almaktadır. Dolayısıyla bir tokamakta meydana gelebilecek dehşet verici bir ihlal bile santral muhafazasının dışında yalnızca çok düşük seviyelerde radyoaktivite yaratacaktır. Çinli bilim insanlarının karşılaştığı en önemli zorluklardan biri, füzyon için yeterince sıcak bir plazmanın nasıl işleneceğiydi. Mesele şu ki, füzyon reaktörleri çok yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyarlar. Ve bu sıcaklıklar genellikle güneşten daha yüksektir. Çünkü pratikte, füzyonun güneşin içinde oluştuğu yerden çok daha düşük basınçlarda çalışmak zorundadırlar. Plazmayı güneşten daha yüksek sıcaklıklarda pişirmek kayda değer bir şeydir. Ancak füzyon sürecini mahvedebilecek türde manyetik alanlarla reaktif olmuş duvarları yakmaması amacıyla onu kontrol altına almak tamamen başka bir şeydir. Çin, IST için 700 milyar dolar harcadı ve Haziran ayında deneyi tamamlayana kadar bu miktarın yaklaşık yarısını daha harcama yolunda ilerliyor. Tüm bunların yanı sıra IST, Fransa'nın Marsilya kentinde inşa edilmekte olan uluslararası deneysel reaktör, yani ITER olarak bilinen daha büyük bir füzyon projesinin öncüsüdür. Programa katılanlar arasında AB üyeleri, Birleşik Krallık, Çin, Hindistan ve ABD de dahil olmak üzere 35 ülke vardır. IST'in geliştirilmesi sırasında alınan dersler sayesinde ITER, dünyanın en güçlü mıknatısını bünyesine ekledi ve bu sayede dünyanın etrafındakinden 280 bin kat daha güçlü bir manyetik alan üretebilir hale geldi. ITER tasarımcıları, reaktörü çalıştırmak için sisteme 50 megawatt enerji koymanın 500 megawatt üreteceğini iddia etmektedir. ITER Tokamak'ın iç hacmi rekor düzeyde olup 830 metreküplük bir plazma hacmine sahiptir. Hali hazırda çalışan tokamaklarda maksimum plazma hacmi 100 metreküptür. Böylesine devasa bir plazma hacminin füzyon reaksiyonunu sürdürmek için gereken ısıtmanın süreç esnasında oluşan alfa parçacıkları tarafından meydana getirilen yanan bir plazma üretmesiyle sonuçlanacağı düşünülmektedir. Bu tür kendinden ısıtmalı bir plazmanın üretimi ve kontrolü 50 yılı aşkın bir süredir manyetik füzyon araştırmalarının hedefi olmuştur. Füzyon reaktörü 2025 yılında faaliyete geçmesi ve bilim insanlarına dünyada yıldız gücünden yararlanmanın pratikliği konusunda daha fazla fikir vermesi beklenmektedir. Teorik olarak ağır hidrojen atomları içeren döteryum dünyanın okyanuslarından elde edilebilmektedir. 1 litre deniz suyunun 300 litre yakıta eşdeğer enerji üretmek için yeterli füzyon malzemesine sahip olduğu tahmin edilmektedir. Yani Çin'deki yapay güneşten sınırsız bir enerji kaynağı elde edebiliriz. Çin, nükleer füzyon gücü geliştiren başka programlar da yürütmeye başladı ve 2030'ların başında başka bir tokamakın geliştirmesini bitirecek. Tabii ülkenin devrim niteliğindeki ilerlemeleri bundan ibaret değil. Çin'in uzay ajansı aynı zamanda ayda yaşama işaret eden bir materyal buldu. Çin Ulusal Uzay İdaresi 1993 yılında kurulduğundan bu yana Ay'a özel bir ilgi göstererek uzayla çeşitli keşifler yaptı.
Yakın zamanda gerçekleştirilen bir görevde astronotlar ayın keşfedilmemiş bir bölgesine giderek bir uzay malzemesi buldular. Dünyaya getirilen materyalin analiz esnasında bazı ekipmanlara verdiği tepki yönünden son derece sıra dışı olduğu görüldü. Son 30 yılda Çin Halk Cumhuriyeti son sınırın keşfine büyük yatırımlar yaptı. Çin'in uzay ajansı, kendi uluslararası uzay istasyonunu inşa etmekten Ay'a iniş planları yapmaya kadar uzay keşfine dair inanılmaz başarılarıyla hızla tanınır hale geldi. Çin Ulusal Uzay İdaresi, Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin yakın zamanda yeni bir ay minerali keşfettiklerini duyurmasıyla diğer uzay ajanslarının bir adım önüne geçti. Bu mineral son zamanlarda Ay'a yapılan bir görevde elde edilen bazı örnekler arasında bulundu ve dünyanın uydusuna ilişkin bilgi tabanına eklendi. Bu aynı zamanda büyük bir dönüm noktasıydı. Çünkü ilk uzay araştırmalarının odak noktası hep Ay olmuştu. Çinli bilim insanlarının yaptığı bu keşif, Chainside Y adlı yeni bir fosfat mineraline ait tek bir kristaldi. Bilim insanları Ay bazalt parçacıklarını veya sertleşmiş lav parçalarını analiz ederken materyale bu ismi verdiler. Keşif tam anlamıyla bir sürprizdi. Zira 24 Kasım 2020'de başlatılan ve yaklaşık 2 kilogram ay örneğini geri getiren Chang'e 5 görevinin başlangıç sebebi tamamen meraktı. Chainside Y, insanlık tarafından aydan elde edilen 6. mineral ve Çin tarafından keşfedilen ilk yeni ay mineralidir. Bu, onu Amerika ve Rusya'dan sonra ay mineralini keşfeden 3. ülke yaptı. Çin aynı zamanda son 40 yılda bu başarıya ulaşan ilk ülke oldu. Chainside Y, Pekin Uranyum Jeolojisi Araştırma Enstitüsü'ndeki bilim insanları ve araştırmacılar tarafından Chang'e 5 görevi tarafından elde edilen ay bazalt parçacıklarının analizi sırasında bulundu. Bu yeni mineralle ilgili duyuru, Pekin'deki Çin Atom Enerjisi Kurumu ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından ortaklaşa yapıldı. Kimyasal olarak Chainside Y, ay ve meteorit örneklerinde bulunabilen ve dünyada da yaygın karşılaşılan fosfat minerali merilitle ilişkili görünmektedir. Fosfat mineralleri çeşitli gruplara ayrılır. Merilitin de merilit, white locite gibi alt grubu vardır. Sadece 10 mikron genişliğinde tek bir kristal parçacık olan Chainside Y örneği, benzer boyutlardaki 140 binden fazla parçacıktan manuel olarak ayrıldı. Ayrıldıktan sonra kristal yapılarını bulmak için X ışını kırınımı kullanılarak analiz edildiler. Chainside Y'ın ayrıca nükleer füzyon için değerli bir yakıt olduğuna inanılan kararlı bir helyum izotopu olan helyum-3 içerdiğini de keşfettiler. Helyumun çıkarılması, ay kaynaklarının değerlendirilmesi ve keşfi için bilimsel verilere yer açmaya yardımcı olacak. Bu da örneklerin yalnızca adlandırılıp tanıtılmadığını, aynı zamanda gezegenimiz hakkında daha fazla keşif yapmak için analiz edildiğini de gösterir. Brown Üniversitesi'nde jeoloji bilimleri profesörü olan James Head yaptığı açıklamada bunu doğruladı. Head, ay örneklerinin gezegenimizin evrimini anlamak için kullanılabilecek bir madeni para olarak değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca onlarca yıl önce NASA tarafından alınan örneklerden de bahsetti. Bunlar Apollo'nun Ay'a iniş sırasında ve Sovyetler Birliği'nin ay robotları tarafından elde edilen örneklerdi. Ve bilim insanlarının ayın kökenini daha iyi anlamasına yardımcı oldular. Bilim insanları bu keşiflerin son bilgisayar modellemelerinin sonuçlarıyla birlikte ayın Dünya ile Mars büyüklüğündeki bir gezegenin çarpışmasından geriye kalan enkazdan oluştuğu teorisini desteklediğini belirttiler. Profesör Head ayrıca bugüne kadar Ay'dan alınan örneklerin çoğunun Dünya'ya bakan yarım küreden yani Ay'ın yakın yüzünün orta kısmından alındığını belirtti. Notre Dame Üniversitesi'nde gezegen jeolojisi profesörü olan Clive Neal'a göre Ay'dan elde edilen bu yeni mineraller pek de bol değildi. Yine de jeolojik açıdan ilginç diğer bölgelerden, özellikle de gezegendeki daha genç arazilerden alınan örneklerin bilim insanlarına ayın nasıl evrimleştiğine dair daha geniş bir anlayış ve kavrayış kazandırabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte önümüzdeki yıllarda ABD ve Çin tarafından gerçekleştirilecek keşif gezilerine tanık olacağız. Araştırma ekipleri ayda keşfedilmemiş bölgeleri gün ışığına çıkarmayı hedefliyorlar. Çin Halk Cumhuriyeti, Chang'e 5 görevini kısa bir süre önce tamamlamış olmasına rağmen uzay araştırmaları konusunda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir. 2024 yılında Ay'ın uzak yönünde bulunan Güney Kutbu Aitken Havzası'ndan malzeme toplamak için benzer bir uzay aracı göndermeyi planlayan Chang'e 6 ile uzay keşiflerine devam etmeye karar verdiler. Çin Ay Keşif ve Uzay Mühendisliği Merkezi'nde baş mühendis olan Hu Hao, Chang'e 6 görevine ilişkin bir açıklama yaptı.
bu yılın Nisan ayında Çin Ulusal Uzay Günü'nde yaptığı açıklamada bir yörünge aracı, Ay'a çıkış aracı, iniş aracı ve yeniden giriş kapsülünden oluşacak Chang'e 6 sondasının Güney Kutbu Ayıtken Havzası'na odaklanacağı duyuruldu. Güney Kutbu Ayıtken Havzası, 2500 km uzunluğunda ve Ay'ın uzak yüzünün neredeyse dörtte birini kaplayan devasa eski bir çarpma krateridir. Ay'ın ve Güneş Sistemi'nin tarihi hakkında hayati ipuçları ve kanıtlar içerdiğinden çarpma havzasının aynı zamanda Ay'daki en eski havza olduğuna inanılmaktadır. Dikkatlerin şimdi Ay'ın bu kısmına odaklanmasının nedeni, bilim insanlarının bu örnekleri inceleyerek Ay'ın bileşimi ve iç kısmı hakkında daha fazla şey keşfetme şansını yakalayacak olmasıdır. Sizce Çin bu görevde neler keşfedecek? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Vaktiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.